Peki şimdi direkt şöyle bir, yani Dolunay Kafkas çok merak ediliyor. Çünkü özellikle dün öğleden sonradan itibaren imzalandığı haberi düştü WhatsApp gruplarına. Sonra sosyal medyada yayıldı bu. Yani Dolunay Kafkas'la anlaşıldı, imzalandı diye. Ben yani görüşme esnasında eğer fırsat bulursak, vaktimiz ne kadardı bilmiyorum ama mutlaka sormayı ve fikrimi belirtmeyi, hatta onunla ilgili ayrıca bir video çekeceğimi söyleyecektim. Ben sormadan başkan kendisi söyledi. Dedi ki ya hocam dedi, bu taraftarlar dedi niçin Tolunay Kafkas'a tepki gösteriyorlar? Bu kadar çok tepki var. Ha dedim, güzel, ben de zaten bahsedecektim. Hem şahsi görüşlerimi ileteyim hem de çevremdeki arkadaşların görüşlerini diye. Yani konuyu kendisi açtı. Şimdi bu şu demek. Taraftar tepkisini çok önemsemiş. Hani bazen diyoruz ya, ya işte sosyal medyada yazsam ne olacak, bir anlamı yok ki, bizi mi dinleyecekler falan diye. Hayır, başkan Tolunay Kafkas üzerindeki taraftarın tepkisini çok önemsemiş. Neden önemsemiş? Ona da aynısını söyledim. Ya şimdi bir paylaşım var. Diyelim ki bir tweet atmış bir taraftar derneği diyelim. Tolunay Kafkas'la anlaşıldı, iddia ediliyor diye. Ya altına 100 tane yorum var. 100 tane. Bu 100 yorumun 100'ü de, bak 100'ü de hayır istemiyoruz, gelmesin Tolunay Kafkas, olmaz diyor. Şimdi X teknik direktörle ilgili bir iddia çıksa %70'i gelmesin der, 30'u gelsin der, 60'ı gelsin der falan, böyle bir şey olur, bir dağılım olur yani, az ya da çok. Ama bunda o kadar net ki diyor ki kesinlikle gelmedi. Ben bugüne kadar, yanılıyor olabilirim, belki izleyicilerimiz arasında gelsin faydalı olur diye düşünen de vardır bilmiyorum ama hiç şahit olmadım. Yani farklı arkadaş gruplarımın olduğu WhatsApp grupları var, sosyal medyada takip ettiğim hesaplar var. Daha bir kişi duymadım yani Tolunay Kafkas gelsin diye. Şimdi o da onu soruyor. Neden? Neden gelmemeli? Şimdi onu anlatayım. Tolunay Kafkas'la ilgili. Bir kere bizim Ertuğrul Hoca ile ilgili bizi yanıltan, hayal kırıklığına uğratan pek çok davranış şeklini alın. Yani nedir bu? İşte mesafeli olması, soğuk olması, efendim işte kibirli, egoist olduğu söylendi. Son 1,5 yılında hani bizim tanıdığımız Ertuğrul Sağlam öyle değil ama öyle anlatılıyor, yani öyle olduğu söyleniyor. Bütün bu olumsuz kişilik özelliklerini, davranış özelliklerini ve iletişim eksikliği olduğu söylendi. Hepsini al 5 ile çarp. Yani çarpı 5 eşittir Tolunay Kafkas. Çünkü Tolunay Kafkas bilinmeyen bir isim değil. Futbolculuğu döneminde 1900 aslen Konyalıdır bu arada. Trabzonlu falan değil Tolunay Kafkas. Trabzonspor'da yıldızı parlamış bir oyuncu. Özellikle 1994-98 arasında milli takımda da sürekli oynuyordu. Hatta burada 95-96 sezonunda bizi 1-0 yendiklerinde 75. dakikada bir gol atmıştı. Onun golüyle yenmişlerdi bizi. O maçta çok benim için ilginç bir maçtı. Böyle Kasım ayıydı, yağışlı falan. Onun hatırasını bir anlatırım. Çünkü fıkra gibi bir hatırası var. Neyse, uzatmayayım. Şimdi futbolculuğunda Galatasaray'a transfer olduktan sonra hızla kariyeri düşüşe geçmiş bir oyuncuydu. Birkaç örnek olay anlatacağım. 2001-2002 sezonunda Türkiye Kupası maçı, Aralık ayı, Fenerbahçe Denizlispor İstanbul'da oynuyorlar. Denizlispor 2-1 kazandı o maçı. Fakat maçın 50 küsürüncü dakikasıydı. Denizlispor Tolunay, o zamanki tabiriyle, kendi takım arkadaşına, kalecisiydi hatırladığım kadarıyla, tokat attı maç içerisinde. Tartışmaya girdiler, gittik bir tokat attı ona. Hakem de gitti ona kırmızı kart gösterdi. Ben işte 42 yaşındayım. Yani neredeyse 35 yıldır falan futbol seyrediyorum. Düşünüyorum, kendi arkadaşına vurduğu, saldırdığı için kırmızı kart gören hiçbir futbolcu hatırlamıyorum. Belki vardır örneği. Ben hatırlamıyorum. Şimdi bu öfke kontrolü sorunu olan bir futbolcuydu demek. Öyleydi zaten. Çok agresif, yani böyle değişikti. Ha, öte yandan da işte Franz Kafka okuduğu, Cemal Süreya okuduğu söylenen, böyle entelektüel tarafı olduğu söylenen de birisiydi ama davranış bakımından bir ekip ruhuna uygun değil. Yani aksi. Yani halk tabiriyle aksi yani. Bitmedi. Şimdi 2001'de Kitap okuyan mafya babaları da var hocam. bilemem. Şimdi bir şiirde biz patlatırız burada. Evet. Şeyi 2001, 12 sene sonra teknik direktörken, izleyicilerimiz YouTube'da onu aratır bulurlar zaten. Fenerbahçe'ye oynadıkları kupa finali sonrası bir basın toplantısı var meşhur. Orada yani bir şey, teknik adamı geçtim, psikopat gibi gözlerini böyle, zaten boylu postunda bir herif ya, kafayı da kazıtmış, gözlerini böyle belirterek gazetecinin üstüne yürümeye kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor, yok o bize posta koyamaz diyor falan filan. Çok kötü bir görüntü yani. Muhtemelen o da pişmandır bu görüntüden.
Ama pişman olması karakterini değiştirmez, kişiyi değiştirmez yani. Yaratılışı böyle. Ha, bu iyi bir şey de olabilir. Mesela futbolcuysa mücadele, kazanma azmi, hırsı, ki öyle bir futbolcuydu zaten, kabul. Ama bir teknik adamsa eğer, bu onun için eksi puanlar. Şimdi tamam, sen sinirlisin, celallisin de kardeşim, biz de Karadeniz takımıyız da, yani bizim seyircimiz de şimdi pandemi bittiğinde millet o stada gelecek. Delinin biri bir şey diyecek. Sen ona hareket yaparsan, ya biliyor yani, o da Karadeniz'i de biliyor. Şimdi artı başkanın bence yönetim tarzıyla da, başkanın karakteriyle de uyuşmayacak bir şey bu profil. Kavga ederler yani. Basının önünde falan konuşur yani. Bunlar işin şeyi, karakter tarafları. Şeye hiç girmiyorum. İşte iyi bir Trabzonsporluyum dedi mesela aynı basın toplantısında. Yani insanlar, profesyoneller, Trabzonsporlu olur, Fenerbahçeli olur, Galatasaray olur. Oraya artık çok takılmıyoruz. İşini iyi yapması bizim için önemli olan. Onu geçtim. Ya o da bir handikap ama taraftar için. Yani Trabzonsporlu olduğunu söyleyen birinin Samsunspor'un başına gelmesini duygusal olarak hiçbir Samsunspor taraftarı istemez. Ben de istemem. Bu, ama bu şey değil. Esas etken bu değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ne var? Şimdi çok iyi bir Trabzonsporluyum diyor. Fakat 2013'te son çalıştırdığı kulüp takımı Trabzonspor. Yani 8 yılda hiçbir kulüp takımında, yarışmacı takımda yer almamış. Bilmiyor yani o şeyi, rekabet ortamını. Ve aynı Trabzonspor'a kendisi teknik direktörlükten gönderildiği zaman tazminat davası açıyor. Mensubu olduğu, taraftarı olduğu kulübe. Ve 1 milyon 800 bin dolar tazminat elde ediyor. Yani işte o zaman 9 milyon lira falandı. Bugün herhalde 10 küsur milyon lira olmuştu. Yakın zamanda, geçen yaz. Şimdi hukuken hakkı mıdır? Hakkıdır herhalde. Yani bilmiyorum bunu. Fakat şimdi şeyin başına dönelim. Ertuğrul Sağlam'a biz niye kızıyoruz veya niye insanlar tepki gösteriyor başarısız olmasının dışında? Şimdi Samsunsporlu Ertuğrul Sağlam'ın bile, Yüksel Başkan açısından konuşuyorum, tazminat talebiyle ortaya çıktığı ya da en azından yani ortaya çıktığını bilmiyoruz ama bu tür polemikler yaşandığı bir ortamda Tolunay Kafkas neler yapmaz yani. Bu anlamda da bence bir eksi puan. Yani özetle şey de tabii ki çok önemli. Az önce bahsettiğim satır aralarında, eli sıcak değil basketbol tabiriyle. Ligi bilmiyor ki. Yani tek avantajı ne gibi görünüyor? İşte yıllardır Ümit Milli takımda belki şeyi biliyor, bir oyuncu portföyü vardır falan ama ya bu da bir teknik adamın işi değil. Bu bir menajer işi. Çünkü ben hatırlıyorum, yani menajerden ziyade bunu tavsiye de edebilir zaten oyuncusunun geleceği açısından. Şimdi Fatih Terim 1990-93 döneminde Ümit Milli takımı çalıştırırken daha sonra A Milli takıma göndereceği bütün oyuncuları aslında başka takımlara pas ediyordu. Mesela diyordu ki Fenerbahçe'yi arayıp, Fatih Terim Galatasaray'la halbuki. Diyordu ki ya Emre Aşık diye bir çocuk var, stoper oynuyor, çok iyi, 19 yaşında Balıkesir Spor'da oynuyor, bunu siz alın. Sonra bizi arıyordu Samsunspor'u. Müjdat Gürsu var, Bandırma Spor'da oynuyor. Ümit Milli takımda oynatıyorum ben bu çocuğu. Gelişim kat etmesi için Samsunspor çok ideal bir kulüp, buraya alın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tolunay Kafkas'ın bulunduğu görev zaten paylaşımcılığı gerektiriyor. Yani bize oyuncu bulur mantığıyla bir teknik adamı almak da doğru değil. Yani şey bu, görüşüm bu. Bunları başkanla da paylaştım. Umarım ki olmayacak.